Merhaba, Gerçeğe Yolculuğu'nun yeni bir videosuna hoş geldiniz. Geçen videomuzda ekonomik ilişkileri ele aldık ve sözleşme kavramına geldik. Bu videoda ise artık ekonomik hakların nasıl kazanılmış hak haline geleceğini, ekonomik mücadeleler sonucu reel dünyada gerçekten meşru bir hak haline geldiğini göreceğiz. Bunun aşamalarını teker teker inceleyeceğiz felsefi olarak. Ekonomik ilişkiler sözleşmeler üzerine dayanıyordu. Geçen videomuzda bunu incelemiştik. Sözleşme ilişkileri burada çok önemli bir rol oynuyordu. Ama sözleşmeler henüz iki karşı taraf arasında yapıldığı için ve bu iki taraf keyfi olarak sözleşmeden vazgeçebileceği, sözleşmeyi farklı yorumlayabileceği ya da sözleşmeyi zorla ortadan kaldırmaya çalışabileceği için sözleşmeler henüz keyfiyete açıktır. Eğer onların üzerinde sözleşmeleri denetleyen, sözleşmeleri koruyan toplumsal bir kurum oluşmamışsa sözleşme ilişkileri henüz keyfiyete açık bir alandır. En basit, en saf uyumsuzluk türü şudur: İki taraf sözleşmeyi farklı yorumlar. Yani sözleşmede kayıt altına alınmış olan o anlaşılan şey farklı yorumlama sonucu bir haksızlık durumu ortaya çıkabilir. Bunun ötesinde ise karşı tarafın yanlış anlamasından değil, kasıtlı olarak farklı yorumlamaya gidebilir ki burada bir dolandırıcılık söz konusudur. Yani karşı tarafı, sözleşme yaptığınız karşı tarafı dolandırmak kastıyla hareket ederseniz burada bir dolandırıcılık söz konusu olur. Dolandırıcılık henüz karşıdaki irade çiğnenmez. O irade ezilip geçilmez. Çünkü karşıdaki irade henüz dolandırıldığını anlamaz. Bunun ötesinde ise sözleşmeleri geçerli kılmak ya da ortadan kaldırmak ya da kendi çıkarına göre yorumlamak için zor ilişkileri devreye girebilir. Yani sözleşme yapılmıştır, ekonomik ilişki kurulacaktır, ticaret kurulacaktır ama karşı taraf kendi çıkarına göre zoru uygulayabilir. Videonun başında söylediğimiz gibi bu sözleşmedeki hakları garanti altına alacak o irade, o toplumsal irade, törel irade henüz ortaya çıkmadığı için zor ilişkileri mecburi olarak ekonominin bu aşamasında geçerlidirler. Mafyatik zor ilişkilerini görürüz karşımızda. Ve bunlar ekonominin işlemesi için aslında zorunlu bir aşamadırlar. Çünkü sözleşmenin geçerliliğini karşı tarafa kabul ettirecek, sözleşmenin arkasında duracak bir irade gereklidir. Eğer burada devlet ya da toplum bu işlevi yerine getirecek olgunlukta değilse bunu mafyatik ilişkiler yerine getirir ve sözleşmenin koşullarına uymayan kişiye karşı zor kullanırlar ya da bazı durumlarda da sözleşmeye karşı kendi çıkarlarına göre sözleşmeyi çiğneyecek şekilde zor kullanırlar. Ama her iki zor da henüz bu aşamada meşrudur. Henüz toplumlar ekonomik ilişkilerini henüz bu ilkellikte yürütmektedirler. Burada mafyatik zor, burada çeteci zor, çeteci ilişkiler ve çeteci kahramanlar toplumda görürüz. Halk da bunları saygı duyar. Çünkü bu aşamada, toplumun gelişmediği aşamada halk ekonomik ilişkileri sürdürebilmek için bu tip kahramanlara ihtiyaç duyar. Bunun ötesinde ise artık toplumun bu sözleşmenin arkasında duracak bir irade gösterdiği aşamaya geliriz. Ekonomik ilişkilerinin bir sonraki gelişme aşaması budur. Burada ilk önce öç kavramı karşımıza çıkar. Eğer sözleşme çiğnenirse toplum öç alma hakkını verir sözleşmesi çiğnenen tarafa ya da bunu haklı görür diyelim. Sonun geldi filo kavatı. Hiç belli olmaz suç memo. Babamın mübarek kanını almanın zamanı gelmiştir. Kes palavrayı. Sarıl silahına. Önce sen buyur. Vallahi olmaz. Rica ederim sen buyur. Beni üzme Silo. Hadi lan. Çiğnenen hakları için öç alırlar. Öç almak için mücadele ederler. Ancak öç de ilkel bir aşamadır. Esasen sözleşmeyi geçerli kılacak olan şey ise hukuk ilişkileridir. Hakkın artık hukuksal ilişkilere geçmesi, bu hukuku koruyacak bir örgütlenmenin, bir devlet örgütlenmesinin ortaya çıkması gerekiyor. Gerçek anlamında ekonomik ilişkilerin gelişebilmesi için henüz bu aşamaya gelmeyen toplumlarda öç geçerlidir. Günümüz hukukunda da henüz öç kavramı tam olarak ortadan kalkmış değildir. Henüz öç kavramının ilkelliği karşımızda durmaktadır günümüz toplumunda da. Çünkü burada hakkı yenen taraf karşı tarafı cezalandırmaktan vazgeçebilir. Burada şunu görüyoruz. Hukuk sanki ona öç alma hakkını veriyormuş gibi görünüyor burada. Çünkü karşı tarafı affedebiliyor. Aslında ise hiçbir şekilde cezadan kaçamaması gerekir. Bunu hukukun takipçisi olması gerekir. Hakkı yenen taraf bundan vazgeçse bile, davayı geri çekse bile, dediğimiz gibi davayı geri çekme hakkı henüz hukukumuzda yer alan öç kavramının ilkelliğinin bir yansımasıdır. Bunun ötesinde ise artık hak, hukuk kavramlarının içselleştiğini göreceğiz. Toplumda artık bu hak dışsal bir, soyut bir hak olmaktan çıkacak ve artık içsel olarak bir inançla birlikte yoğrulmuş bir içsel hak kavramı karşımıza çıkacak. Bunun adı ahlaktır. Ahlak videosunda bu alanı işleyeceğiz. Bu arada siz de aşağıda linkini vermiş olduğum felsefe ansiklopedisi şeması üzerinden ele aldığımız kavramların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın, bu şema bizi gerçeğe ulaştırabilecek yegane yoldur. Videolarımı beğendiyseniz felsefenin daha fazla insana ulaşabilmesi için onları sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz.